İki teker bir adamlar, hepinize merhaba. Arkadaşlar bu bölümde Kararo Manifesto'yu inceliyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce bir videoda bahsetmiştim. Dünyanın en uzun yarışlarından birisine katılıyorum. Yani transkontinental yarışına katılıyorum. Takım arkadaşımla beraber acaba ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken Aksel Bisiklet bize sponsor oldu. Bisikletimizden tutun, kıyafetimize, ayakkabımıza kadar bütün ihtiyaçlarımızı gidermekle beraber yarıştaki bütün harcamalarımıza kadar destek oldular, sağ olsunlar. Bugün bu hikayeye konu bisikleti, yani yarış koşacağım Kararo Manifesto'yu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Önce manifesto nedir diye soran arkadaşlar için şurada bir videomuz mevcut. Görebiliyor musunuz? Bak tam burada. Aydan Çelik'le bu manifesto üzerine yaptığımız bir röportaj mevcut. Önce bunu izleyin. Manifesto sevgili abimiz Aydan Çelik'in bundan 10 yıl önce kaleme aldığı bir bisiklet bildirgesi. Bir bisiklet isyanı. Bisikletin varoluş isyanı. Neler var neler arkadaşlar. Bisiklet eşitliktir. Bazen o sizi taşır, bazen siz onu taşırsınız. Bisiklet özgürlüktür, ferman padişahın dağlar bizimdir. Bisiklet aşktır, gerçekçi olur, imkansızı ister. Bisiklet aylaklıktır ve daha niceleri. Sevgili abimiz Aydan Çelik'in bundan 10 yıl önce kaleme aldığı bir bildirge bu. Bisiklet manifestosu. Aydan Çelik abinin 10 yıl önce yazdığı bu bisiklet bildirgesini Aksel Bisiklet'le beraber bir bisikletle bütünleştiriyorlar. Bisikletin her yerine işliyorlar bunu. Biz de Transkontinental'e gideceğiz diye ortaya çıktığımızda Aksel Bisiklet bize daha iyi bir bisiklet veremezdi herhalde diye düşünüyorum. Şimdi gelelim teknik meselelere arkadaşlar. Bisikletin kadrosu. Bisikletin kadrosu 6061 alüminyumdan imal edilmiş bir yol bisikleti kadrosu. Kararo CR Road 052 kadrosu üzerine manifesto desenleriyle büründü bizim için. Kadromuz disk fren uyumlu. Biliyorsunuz arkadaşlar ben her zaman disk freni desteklemişimdir. Ayrıca transkontinental yarışında 40.000 metre irtifa tırmanacağız. Ve daha sonra bu 40.000 metre irtifayı ineceğiz. İnerken de bize güzel bir fren kuvveti lazım. Ve biz de bunu hidrolik diskten yana kullandık. Bisikletin fren sistemi hidrolik disk Tiagra'nın hidrolik disk uyumlu SCI kollarıyla komut ediliyor. Ayrıca kablo kanalları içeriden giden bir kadro var elimizde. Şimdi kadronun genel hissiyatından da bahsetmek gerekirse arkadaşlar alüminyum bir kadro dedik ya, biraz sert bir kadro. Sert olmasının avantajı nerede başlıyor? Böyle sprinte kalktığınız zaman bisiklet ooo dur nereye gidiyorsun demiyor. Böyle sprint mi hadi sprint diyor, arkandan geliyor, geride kalmıyor. Anında tepki veriyor kadro. Sert, bastığınız asfalta akıyor, sıfır güç kaybı. Buna mukabil biraz konforsuz çünkü sert. Yani herhangi bir titreşim absorbe etme derdi yok kadronun. Şimdi gelelim ön maşaya. Ön maşaya baktığımız zaman 40C lastiğe kadar destekleyen alüminyumdan imal edilmiş bir cyclocross maşası görüyoruz. Disk fren uyumlu bir cyclocross maşası görüyoruz. Benim gibi böyle bikepacking sevenler için, böyle farklı rotalar, farklı maceralar sevenler için biçilmiş kaftan. 40C'ye kadar lastik destekliyor. Büyütüyorsunuz lastiğinizi, kalınlaştırıyorsunuz, araziye giriyorsunuz. İnceltiyorsunuz, yola giriyorsunuz. Ama safkan bir yol bisikletinde neden böyle bir maşa tercih etmişler ben anlam veremedim. Belki de beni düşünmüşlerdir diyorum. Bisikletin en sevdiğim yanlarından birisi maşası oldu. Bu istisnasız çünkü dikeyde titreşimi çok güzel sönümlüyor. Yani geçtiğim yol arızasını çok güzel sönümlüyor ve bana hiçbir şey iletmiyor maşa. Ve aynı zamanda bununla beraber yanalda da salınımı çok az. Yani ben buraya böyle bikepacking'i bağladığım zaman gidona böyle hiçbir zaman böyle ooo ne oluyor diye maşa kendisini bırakmıyor. Maşa sağ sol titreme yapmıyor. Bu çok güzel olmuş, kararında olmuş. Çünkü eski bisikletim Fuji Touring'de biliyorsunuz o çelik kadroluydu. Böyle gerçekten artık belli bir hıza ulaştıktan sonra o çelik esniyordu. O maşanın böyle esnediğini hissediyordum. Gidonun üst kısmıyla maşanın alt kısmı böyle ayrı ayrı hareket ediyordu. Bunu çok net görebiliyordum. Bisiklette komple FSA'nın alüminyum finishing kiti kullanılmış arkadaşlar. Alüminyum tercih edilmiş. Eğer biraz sert gelirse bunu karbonla değiştirip biraz daha konforlu hale dönüştürebilirsiniz. Böyle de bir opsiyonunuz mevcut. Aksel Bisiklet sağ olsun bizim hiçbir isteğimizi yanıtsız bırakmadı ve bizim eskiden de kullandığımız bu kambiyum selelerle bezedi bisikleti. Rengine uygun olsun diye siyah renk seçtik. Siyah Brooks kambiyum C17 sele kullandık. Ben bu C17 ile ilgili görüşlerimi bir videoda anlatmıştım. O videoyu da hemen şuraya koyuyorum. Kambiyum C17 nedir?
nasıl bir seledir? Bunu da burada anlatmıştım. Bu kambiyumun olayı arkadaşlar şu: uzun mesafe yarışçılarının, uzun mesafe dayanıklık yarışçılarının çoğunun bisikletini incelediğimizde bu kambiyum C17'yi gördük. Özellikle bu Carbet versiyonunu gördük. Biliyorsunuz biz Transcontinental'in 5. versiyonuna katılıyoruz. Bundan önceki versiyonlarına katılan, bundan önceki yıllardaki yarışlara katılan bisikletleri incelediğimizde kambiyumun çok ağırlıkta olduğunu gördük. Ve biz de epey zamandır bu kambiyumla antrenman yapıyoruz. Bayağı da alıştık. Bundan sonra da herhalde değiştirmeyiz seleyi. Şimdi bisikletin üzerinde vites grup set olarak komple Tiagra'nın 4700 hidrolik diskli grup seti mevcut. Arkada 11-28 arka ruble, önde de 50-34 ayna kol tercih edilmiş hidrolik diskli Tiagra ile. Malum dedik, biraz rampa tırmanacağız arkadaşlar. 40.000 metre irtifa alacağız. Bu bizi biraz zorlayacak diye Wolftooth diye bir parça sipariş ettik. Biz bu Wolftooth'la kadro kulağını uzatıp arka rubleyi 36'ya çıkartacağız. Wolftooth konusunu da ayrıca videoya çekeceğiz. Wolftooth nasıl takılır, Wolftooth nedir? Bununla ilgili ayrıca bir açıklama videosu gelecek. Ama biz bu 28'i 36'ya güncelleyip Transcontinental'e yarışa öyle gideceğiz. Şimdi gelelim jant setine ve lastiklere. Arkadaşlar Shimano'nun RX05 jant seti tercih edilmiş. Bu jant seti giriş ve orta seviye bir jant seti. Ama Axel Bisiklet bize DT Swiss jant seti sözü verdi. Yarışa giderken bunları DT Swiss ile upgrade edip gideceğiz. Çünkü jant seti bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü jant seti bozulduğu zaman bizim müdahale edecek vaktimiz olmayacak yarışta. Başına bir hal geldiği zaman tamir ettirecek vaktimiz olmayacak. O yüzden jant setini mümkünse en kalitelisini tercih edip öyle gideceğiz. Ve burada da tercihimiz DT Swiss'ten yana olacak. Bisikletin üzerindeki lastikler Schwalbe'nin Lugano serisi 25C lastikler. Biz bunları yarışa giderken 28C ile güncelleyip öyle gideceğiz. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Belki bozuk bir yol olabilir. Yani çok fazla bozuk bir yolda gitmek muhtemelen rahatsız edecektir. O yüzden 28C bizim için bu yarışta doğru seçim olacak. Yarışa giderken böyle bir aerobar takacağız bisikletimize. Ben taktım. Takım arkadaşımın bisikleti de orada. O da takacak. Şimdi alışmayı bekliyor. Bisikletine alışacak. Ondan sonra aerobarı takacak. Arkadaşlar uzun mesafe dayanıklılık sporlarında dinlenmek de şart. Yani böyle biz bunu rüzgar direnci için değil, dinlenmek için takıyoruz bisikletimize. Bunun üstüne yatacağız ve böyle süreceğiz bisikleti. Bikepackinglerimiz geldi, kıyafetlerimiz geldi, kasklarımız geldi. Axel Bisiklet sağ olsun bunların hepsini verdi bize. Teker teker onların da videosu gelecek. Bikepackingle ilgili videolar da gelecek. Peki siz manifestoyu beğendiniz mi? Manifesto hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorum olarak yazmaktan lütfen çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.